yaklaşıyor sen de durma ders bolca merhaba arkadaşlar ben melek hoca bugün sizlerle beraber ders geometrik cisimler ve prizmaların hacmi konusunu işleyeceğiz hazırsak hemen başlıyorum evet arkadaşlar hacim ne demek hacim bir cismin boşlukta kapladığı yerdir arkadaşlar. Hani şimdi hacim konusunu işleyeceğiz ya. O yüzden ne demek olduğunu bilmeliyiz. Boşlukta kapladığı yer. Ne kadar yer kaplıyorsa işte bu bize aslında hacmini gösteriyor demektir. Pekala bir prizmanın hacminden bahsediyorsak eğer bakın bunlar bir prizma, şurada gördüğümüz bir prizma. Bu ise bu prizmanın içini boşluk kalmayacak şekilde dolduran bu birim küplerin sayısına ne diyoruz arkadaşlar? Prizmanın hacmi diyoruz. Pekala. Şimdi hacim nasıl bulunuyor arkadaşlar? Bakalım şimdi. Bakın buradaki şekilde ne vermişiz? Tabanda 4 tane küp var. Birim küp. Diğer tarafta da yine 4 tane birim küp var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi Burada yukarı tarafta da 4 tane birim küp var. Şimdi biz buradaki prizmanın içerisini tam doldurmaya çalışacağız. Bakın alt sırayı hep turuncu küplerle, birim küplerle doldurduk. Onun üstü yeşil olduğu için yeşil birim küplerle doldurduk. Onun üstünü de sarı birim küplerle, en üstünü de mor birim küplerle doldurduk arkadaşlar. Bakalım kaç tane birim küpümüz olmuş. Şimdi Yukarıdan bakmaya çalışalım arkadaşlar yukarıdan. Şimdi bakın şurada 1 2 3 4 tane var. Gördünüz mü 4? Bir, onun hemen önünde 1, 2, 3, 4 daha var. Etti 8, 9, 10, 11, 12. Yukarıda kaç tane varmış arkadaşlar? Burada 12 tane birim küp varmış. Peki hemen onun altına bakalım sarılara. 1, 2, 3, 4 bize gözüken. Yan tarafta ise arkadaşlar 1, 2, 3 değil mi? Dörtlü dörtlü sıra halinde gidiyor. Bakın yukarıya da dikkat edin hep dörtlü dörtlü gidiyor. E, 4 burada. Bir 4 ortada bir de 4 en sonda var arkadaşlar. Ne yaptı? Yine 12 tane yaptı arkadaşlar. Yine aynı şekilde yeşile bakın. 4 tane önde birim küp var. Onun hemen arkasında ortada 4 tane var. Ve en arkada şu sırada orada da 4 tane yeşil birim küp var. Yine ne yaptı arkadaşlar? 4 kere 3'ten 12 tane birim küp yaptı. Yine aynı mantık turuncular da ne yapıyor? 12 tane yapıyor. Şuradan da daha rahat görebilirsiniz. 4 burada hemen onun arkası da 4 olarak dolduruluyor. Tamam mı arkadaşlar? Pekala, şimdi hacim bunun kapladığı yerdi ya. E bakalım kaç tane birim küple kaplanmış. Hepsini toplarsam ne yapar arkadaşlar? 2 4 6 8 48. 48 tane neyden oluşuyor arkadaşlar bu? Birim küpten oluşuyor. O halde diyorum ki bunun boşlukta kapladığı yer 48'dir diyorum. Tamam mı? 48. Peki hacmini bulalım bakalım. Yani formül olarak bulalım ne demek istiyor? Arkadaşlar hacim formülü nedir biliyor musunuz? E, bu formülü her yerde kullanabilirsiniz bütün hacimlerin. Yani bütün prizmaların hacminde kullanabilirsiniz. O yüzden ezbere bilin lütfen taban alanı taban alanı çarpı yükseklik Tamam mı arkadaşlar hacim neymiş taban alanı çarpı yükseklikmiş. Bak şimdi arkadaşım taban alanı çarpı yükseklik diyorum ya senin önüne dikdörtgen prizma gelebilir kare prizma gelebilir küp gelebilir fark etmez sonuçta ne diyor burada taban alanı diyor taban kare de olabilir dikdörtgen de olabilir yani üçgen de olabilir hiç fark etmez sen onun alanını hesaplamayı biliyorsan hacmi zaten hesaplayabilirsin bakalım şimdi buraya arkadaşlar bunun tabanı hangi şekil acaba? Bakın şimdi burada ne var? 4 tane var. Ee, sağ tarafta ne gözüküyor? Gözüküyor arkadaşlar. 3 tane gözüküyor değil mi? 3 tane birim küp gözüküyor. Ya da bu şekle de bakabilirsiniz. Ee, arkadaşım o zaman bir uzun kenarı var, bir de kısa kenarı var. Nedir o zaman bu şekil? Nedir? ismi nedir? dikdörtgendir değil mi? Tabanı neymiş? Dikdörtgenmiş. İşte biz prizmaları tabanlarına göre isimlendiriyoruz arkadaşlar. Tabanı dikdörtgen olduğu için diyorum ki ben buna bu bir dikdörtgen prizmadır. Peki prizm olduğunu nereden anlıyorum? Alt tabanı ile üst tabanı aynı şekilse arkadaşlar prizma adını alıyor tekrar söylüyorum. Alt tabanı ile üst taban aynı şekilse birbirinin aynısıysa prizma ismini alıyor. Tamam mı? Ve taban dikdörtgen şekli olduğu için dikdörtgen prizma diyoruz. Şimdi dikdörtgen uzun kenar çarpı kısa kenarda öyle değil mi? E, tamam çarpalım hadi. Uzun kenarına bakıyorum 4 birim yazdım. Çarpı kısa kenarına bakıyorum. Kısa kenarına 3 birim çarpı bitmedi şu an taban alanını buldum. Bir de bana ne lazım? Yükseklik lazım. Yüksekliği sayalım arkadaşlar. Bakın burası da yükseklik değil mi? Buralar Buralar yükseklikleri değil mi? Şuralar. Sayalım. 1, 2, 3, 4'te yüksekliği var. Yazıyorum. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 4'ten 48 birim küp yaptı arkadaşlar. Neden küp yaptım? Çünkü hacimlerin birimi küplerle ifade edilir. O yüzden öğreneceğiz zaten. Hacim ölçü birimlerinde de göreceğiz. E 48 arkadaşım ben burada 48 buldum. e Şurada tek tek sayarak da 48 bulmuştum demek ki doğru bulmuşum yanlışlık yok. Ne yapıyoruz o zaman? Ne diyoruz? Prizmaların içi boş kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küp sayısı o prizmanın birim küp cinsinden hacmine eşittir dedik ve gereken her şeyi burada zaten söylemiş olduk. Evet, aşağıda verilen prizmaların hacimlerini bulunuz diyorlar arkadaşlar. Şimdi tek tek de sayabiliriz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın hemen sayalım. Şurada ne var arkadaşım? 3 tane var, değil mi? Şurada ne var? 5 tane var. Yazayım yine de şuraya hemen. Burada 3 Burada 5 tane. 3'e 5 ise arkadaşım bu bir dikdörtgendir. O zaman 3'e 5 ise bu altta kaç tane vardır? 15 tane vardır. Değil mi? 15. Peki burada da aynı. Çünkü bütün şekil alttan üste doğru bütün şekiller aynı. Aynı birim küpten oluşuyor. Bu da 15. Bu da 15. E bu da 15. E bu da 15. Oldu mu? Bakın bu zaten üstte, üstte de sayabilirsiniz burada. Bakın 3, 6, 9, 12, 15 tane. Tamam mı arkadaşım? Peki güzel. Bu 15'i bulduk. E peki toplamda ne yapıyor? Hadi bakalım. 5, 10, 15, 20, 25'in 5 elde var 2. Şurası 5 yapar. 2 de elde 75 birim küpten mi oluşuyor acaba? Bir de hacim formülünü açık açık yazalım. Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban taban alanı çarpı yükseklikti. Hadi bakalım. Hacmi V harfiyle gösterebiliriz arkadaşlar. Taban alanı 3 çarpı 5 midir? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Şurası. Peki yüksekliği kaç birim sayalım? Hadi 2, 4, 5 birim arkadaşlar. Onu da yazalım hemen. Evet güzel 5 kere 5 25 yapar 25 ile 3'ü çarparsak 75 birim küp yapar arkadaşlar. Bir diğeri bakalım sağ tarafı sayalım arkadaşım 2 4 6 8 9 tane ne var orada 9 tane birim küp var peki enini sayalım bakalım burada kaç tane var 4 tane var arkadaşlar bir de yüksekliğini sayalım burada da 4 tane var ne yapıyorum tek tek de sayabilirim şimdi Tabanda şurada 9, burada 4 olduğu için demek ki 4 kere 9, 36 var bir sırada, tamam mı? Şöyle bir sırada 36 var. Şu i̇kinci sırada da 36, üçüncü sırada da 36, dördüncü sırada da 36. Biz hemen hacmi, hacim formülünü uygulayalım. Taban alanı çarpı yükseklikte arkadaşım. Peki hala tabanın alanı. Uzun kenar 9, kısa kenar 4. Görebildin mi? Şu ikisi. E bir de neyim var? Çarpı yüksekliğim var. Çarpı 4 diyorum. 4 kere 9, 36. 36 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar? 144 yapar. 144 birim küp yapar. Tamam mıdır arkadaşlar? Diğer sorumuza geçelim. Evet aşağıda verilen prizmaların hacimlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada tamamlanmamış bir ne var? Dikdörtgenler prizması var. Nereden anladım arkadaşım? Çünkü taban bir dikdörtgen şeklinde. Tamam mı? Şimdi hacimini bulunuz diyor ya biz buraların her birini arkadaşlar şimdi burada her birini neye tamamlayacağız aslında? küpe tamamlıyoruz. Birim küpe tamamlıyoruz tamam mı? Birim küpe tamamlayıp burayı tek 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 ne yapıyoruz arkadaşlar? Tek tek burayı böyle dolduruyoruz. Şu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Tek tek doldurmamız gerekiyor. İyi de böyle tek tek uğraşacak mıyız? Tabii ki hayır tek tek uğraşmayacağız. Hop şöyle. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Tek tek doldurmamız gerekiyor tamam mı? normalde öyle olacaktı. Ama şimdi hacmini sorduğu için sen hacim formülünü zaten biliyorsun. Öyle değil mi? Oradan yapabilirsin. Ya da yine tek tek sayabilirsin. Sen bilirsin. Hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte arkadaşlar. Pekala tabanımızın alanı ne? Tabanı sayıyorum. Kaç tane var? 3, 6 9 tane var arkadaşlar. Bir de enini sayıyorum. 3 5 tane var. O halde ne diyorum? Ha yüksekliklim de sayalım bir de. 3 5 tane var. Evet. 9 çarpı 5 çarpı 5 oldu mu arkadaşım? Pekala. 5 kere 9 45. 45 ile 5'i çarparsak 5 kere 5 25 elde var 2. 4 kere 5 20. 2 de elde vardı. 225 oldu arkadaşlar. Yine tek tek de sayabilirsiniz. Bakın şu en alt tarafta şu en alt tarafta 9 var ya 9. E 5 kere 9 45 oluyor. 45 yani 1 Bölmede 45 var. E 45 bak şimdi burada 45. Burada 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 ile neyi çarpman gerekiyor? Yine 5'i çarpman gerekiyor. Burada yaptığımız gibi cevap 225'tir. Peki diğer şeklin hacmini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ne yapalım? Yine tabanını hesaplayalım. 3, 6, 8 burada. Evet enine bakalım. 3 burada. Bir de yüksekliğimize bakalım acaba kaç? 2, 4, 6, 7 yükseklik arkadaşlar. O zaman hacim nedir? Taban alanı taban bir dikdörtgen yani uzun kenar çarpı kısa kenar 8 çarpı 3. Yüksekliğimiz ise 7 dedik. Bunları çarptığımızda cevabı bulmuş olacağız. 8 kere 3, 24. 24 7'yi çarptık. 4 kere 7, 28 elde var. 2, 2 kere 7, 14. 2 de elde 16 arkadaşlar. 168 cevabını bulmuş olduk. 168 tabi bunlar ne cinsinden? İkisi de birim küp cinsinden arkadaşlar. Gelelim şimdi dikdörtgenler prizmasına. Zaten en başta vermiştik. Yine verelim arkadaşım. Elimizde bulunsun. Elimiz alışsın. Sen de yaz. Hacim gördüğün zaman hemen ne yazacaksın? Taban alanı çarpı. Yükseklik diyeceksin. Tamam mı? Bak burada bir dikdörtgenler prizması vermiş. Nereden anladım? Tabanına bakıyorum. Taban hangi şekil arkadaşım? Bir bakalım. Buradan 5 birim. Gördün mü? Şuradan 2 birim. 5'e e 2 ise nedir bu? Nedir? Bir dikdörtgendir. O zaman taban dikdörtgen olduğu için bunun adı nedir? Bir dikdörtgen prizmadır. Tamam mı? Peki o dikdörtgen prizmanın hacmini nasıl hesaplıyorum? Tabii ki biraz öncekiler gibi taban alanı çarpı yükseklik yapıyorum. Hadi hesaplayalım. Tabanın alanı taban uzun kenar çarpı kısa kenar diyorduk. 5 çarpı 2 bir de ne lazım bana? Hop yükseklik lazım. Yüksekliği de sayıyorum arkadaşım. 3 birimmiş. 2 kere 5 10. 3 ile çarptım. 30 oldu. Tamam mı? Geçiyorum. Evet şimdi geldik küpe arkadaşım. Şimdi küpte e, hacim hesaplarken ne yapıyorum yine aynı dikdörtgen prizma gibi taban alanı çarpı yükseklik yapıyorum dedim ya size bu formülü her prizmaya uygulayabilirsiniz diye o yüzden ne yapacağım her prizmaya uygulayacağım arkadaşlar bakıyorum şimdi bak burada kaç birim var 4 birim var gördük mü ha, küp olduğunu nasıl anlayacağım bir bakalım şimdi. E şuradaki enine bakıyorum enine bakıyorum burada kaç birim var burada da 4 birim var. E Şuradaki enine bakıyorum. Kaç birim var arkadaşım? 4 birim var. Şimdi bak, taban aslında nedir? Taban. Taban. Burada nedir taban? Tabanı bir karedir. Öyle değil mi? Kare. Evet. Tabanı kare, eni ve boyu birbirine eşit. Arkadaşlar küp olabilmesi için, küp olabilmesi Evet, tabanının bir kare olması gerekiyor. Doğru. Taban bir kare olacak. Evet. Ama asıl önemli husus en, boy yükseklik ne olacak? Birbirine eşit olacak arkadaşlar. En boy yükseklik birbirine eşit olacak. Tamam mı? Anlaşıldı mı burası? Peki hala hadi hacim hesaplayalım o zaman. Ne yapıyorum? Taban zaten kareydi. 4'tü yani bütün kenarları. E 4 çarpı 4 çarpı 4. Öyle değil mi? Hepsi eşit olmak zorunda. Bakın küp böyledir. Yani 4 çarpı 4 çarpı 3 diye bir şey yazdıysan o o zaman bir küp değildir arkadaşım. Kare prizmadır. Tamam mı? E çarpalım 4 kere 4 16. 16 kere 4 ne yapar? 64 birim küp yapar diyoruz. Geçiyorum. Geldik kare prizmaya. Arkadaşlar prizmalar isimlerini nereden alırlar dedik. İsimlerini tabandan alırlar dedik. Öyle değil mi? O zaman bunun tabanı hangi şekil olacakmış? Kare olacakmış. Bakalım gerçekten de 4'e 4. O zaman taban nedir? Taban bir karedir. Pekala hemen kare diye atlıyor muyum? Hayır atlamıyorum. Ya yani kare prizma diye atlıyor muyum? Hayır atlamıyorum. Yüksekliğine de bakıyorum. Baktım a yükseklik 3 çıktı. Bunlardan farklı çıktı. Tamam şimdi diyorum ki o zaman bu bir kare prizmadır diyorum. Tamam mı? Yoksa eğer sol tarafta yani yüksekliği de 4 olsaydı o zaman daha özel bir adı olacaktı. Biz ona küp diyecektik, diyecektik arkadaşlar. Kare prizma değil. Değil, tamam mı? Ne diyorum o zaman? En boy eşit, yükseklik bunlardan farklı diyorum arkadaşlar. Peki hala şimdi hacmini hesaplayalım. Hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Arkadaşım bak kaç kere yazdım. Sen de benim gibi böyle sürekli yazarsan emin ol çoktan sen bilmeden aklına girmiş bile girmiş olur bile. Hadi bakalım hacim. Taban alanı. Taban 4'e 4 değil mi? 4 çarpı 4. Peki yükseklik kaç? 3. 4 kere 4 16. 16 çarpı 3 48 diyorum arkadaşlar. Peki burada bir notumuz var. Okuyalım. Küp ve kare prizma dikdörtgenler prizmasının özel bir halidir. Aslında dikdörtgenler prizmasından oluşuyor. Tamam mı bu küp ve kare prizma? Bu bilgi de burada dursun diyelim. Çalım sorumuzu aşağıda verilen yapıların kaç birim küpten oluştuğunu bulunuz. Arkadaşlar şimdi bunları tek tek sayacağız tamam mı? Ama dikkatli saymamız gerekiyor. Bazen göremeyebiliyorsunuz. Şimdi önde 1 2 3 dört tane var mı? Var. Pekala bu önde gördüğüm. Peki bunun hemen arka sırası var mı? Bakalım. Evet arkadaşım bak burası onun arka sırası gördün mü? Bunun arkası da dolu. Dört tane de ne, nerede var? Dört tane de bunun ark arkasında var arkadaşım o zaman ne oldu burada tam 16 tane birim küp olmuş oldu tamam mı Pekala Şuradaki sıraya bakalım şu sıraya burada kaç tane var 1 iki üç tane var değil mi üç tane peki 3 peki şurada kaç tane var arkadaşım şu sırada kaç tane var Bak dikkat et bir tane burada onun yanında var hemen. Şu öndekinin arkasında. Bu öndekinin arkasında var. Bir de bu öndekinin arkasında var. Yani ne oldu? 4 tane de burada oldu arkadaşlar. Peki üst tarafa bakıyorum. E bak burada da 1, 2, 3 tane de burada var arkadaşım. 3 tane. Hepsini toplarsam eğer ne yaptı? Hemen bakalım. Yedi, on, ne yaptı arkadaşım? 26 tane ne varmış? Birim küp varmış. Tamam mıdır? Diğerine bakalım. Şimdi bak, ön tarafta bir, iki, üç tane var. Tamam mı? Hemen onun arkasında bir, iki, bir de burada var üç tane. ettim mi altı tane? Şu ikisinden... İkisinden 6 tane oldu. Peki hemen yine en arkaya bakalım. Bak bir burada bir de burada. Ne oldu arkadaşım? Bak oraya saklanmış bir tane. 2 tane de burada oldu. Tamam mı? Şöyle yazalım 2 tane. En alt kısmı bitirdik. Tamam mı? En alt sırayı bitirdik. Onun üstüne bakıyorum. Onun üstünde iki tane var arkadaşım. Bir burada bir burada. Sakın yanılıp da bak şurada iki tane var deme. Bu bunun yan tarafı. Yandan görünüşü. Tamam mı? Burada bir tane var. Onun arkasında da bir tane daha var. Oldu iki tane. Peki en üstte de var bir tane. Hadi bunların hepsini toplayalım. Ne yaptı arkadaşım? 3 5 11 yaptı diyoruz. Evet geldik son örneğimize. Aşağıda verilen yapılar en küçük parçaya tamamlanmak isteniyor. Bunun için en az kaç küpe ihtiyaç vardır deniliyor arkadaşlar. Hemen şimdi ilk şeklimizde görmüştük aslında ilk bu konuya başladığımızda. Ne vardı şurada? Bakın şöyle bunu çizmeye çalışalım hemen. Biraz daha gözünüzde canlansın istiyorum. Şu şekilde arkadaşım. Sen de çizmeye çalış benimle beraber. Şurayı bir silelim. Evet, işte böyle arkadaşım. Evet, güzel. Şimdi evet gördünüz mü? Şimdi bunu tamamlayacağız tamam mı? Acaba kaç taneye daha ihtiyaç var? Onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada görmeniz belki biraz daha zor olabilir. Bunların içerisini bakın en küçük parçayı tamamlamak istiyoruz diyoruz ya. Şimdi ben bunu bir neye dönüştüreceğim? Dikdörtgen prizmasına. Nereden anladım? Bak şimdi sayıyorum. Burada kaç tane var? 5 tane var. Gördünüz mü? 5 tane birim küp. Peki hemen onun yan tarafında şuraya bir bakalım. Bakalım. 1 2 3 bir de bunun altında var dört tane. Gördük mü arkadaşım? Bir uzun kenar var, bir kısa kenar var. O zaman bu nedir? Bu bir dikdörtgen prizmadır. Öyle değil mi? O zaman hangi şekli oluşturacağım? Dikdörtgen prizma haline getireceğim, tamamlayacağım. Tamam mı? Peki tamamlayabilmem için öncelikle bunun bütün hacmini Bulmam gerekecek. Tamam mı arkadaşım? Hacmini bulacağım. Peki yüksekliğine bakayım. Yüksekliğini hesaplayayım. Şuradan hesaplarsak daha rahat olur. Bakın şurada 1 var, 2 var, 3 tane küp var. Görebiliyor muyuz? 3. Peki bu dikdörtgen prizmasının hacmini hesaplayalım o zaman. 5 çarpı taban ne? Taban boyu 5, enine 4. 5 çarpı 4 çarpı yükseklik ne arkadaşım? 3. 4 kere 5 20. 3 ile çarptım 61'im küp oldu. Ne diyordu? Ben küçük parça tamamladığında en az kaç küpe ihtiyacın vardır diyordu. Şimdi toplamda 60 birim küpe ihtiyacım var. Ama burada belli bir belli bir sayıda küp vermiş bize. Onları çıkaracağım. Bak 1 2 3 4 5 var. 5. Şurada 6 7 en altta 8 var. 9 10 tane var. Gördük mü arkadaşım? O zaman 60'ın içerisinden 10 çıkarıyorum. Diyorum ki 50 birim küpe daha ihtiyaç var diyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Pekala şimdi bunu tamamlamaya çalışalım, tamamlamaya çalışalım. Şimdi yine aynı biraz önce çizdiğim gibi çiziyorum. Şöyle arkadaşlar. Pekala bu yukarıyı da şöyle tamamlayalım. Evet şu şekilde şu şekilde. Ya tamamlamasanız da olur. Ben sadece biraz daha net görmeniz açısından bunları böyle çiziyorum. Evet arkadaşlar, gördük mü? Şimdi buna benzer, e, bunun gibi bir şeklimiz olacak bizim. Burası ön tarafı tabii. Şöyle ön taraf. Tamam mı? Şöyle buraları biz nelerle kaplayacağız? Birim küplerle kaplayacağız. Tamam mı arkadaşım? Şimdi e, ne olacak bu şekil acaba? Bir bakalım mı? Sayalım mı bir? Şimdi bak tabanda ne var? Bir sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş var. Beş. Peki yan tarafta eninde ne var? 2 var. E, yükseklikte ne var? Onu bir bulalım. Yükseklik saymaya çalışalım. 1 burada, 2 burada, bu hizada bir de 3. Değil mi? Bu hizada var. 3. O zaman bunun hacmi nedir? Bak bu bir dikdörtgen prizmadır. Dikdörtgen prizma yine. 5 e, var boyu. En iyisi 2. 5 çarpı 2 çarpı yükseklik kaç arkadaşım? Yükseklik 3. 3. O zaman hacim ne oldu? 5 kere 2 10 30 oldu. Gördün mü? Peki başlangıçta benim elimde kaç tane birim küp vardı? Ona bir bakalım mı? Hadi o zaman sayıyorum. Bak şimdi alttan başlıyorum saymaya. 1 2 3 4. 4 burada. 4 de arkada. 8 var mı? 8. Evet sayıyorum. 8. 9 10 11 Burayı saydım. 3 tane de arkada. 14 oldu. 15, 16, 17, 18 oldu arkadaşım. Kaç tane varmış başta? 18 tane. O zaman 30'dan 18'i çıkarırsam 12 tane birim küpe ihtiyacım varmış diyorum. Tamam mıdır? Peki hemen diğerini tamamlamaya çalışalım. Çizmeseniz de olur. Siz bilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Tamam çizmek zorunda değilsiniz. Hadi bunu çizmeden yapalım o zaman. Bak. Bu tabanda tabanı görebiliyor muyuz? Kaç tane var? 4 tane var. Tamam mı? Peki bir de diğer tabana bakalım. Burada sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane değil arkadaşım. Bir de şurada var arkada saklanmış olan 6 tane var. Tamam mı? 6 tane. E o zaman bu da bir dikdörtgen prizma. Peki bir de yüksekliğine bakalım. Kaç tane varmış? 1 2 3 4 5 tane varmış. Onu da hemen yazıyorum. O zaman diyorum ki bunun hacmi 6 6 çarpı 4 çarpı 5. Yani şöyle çarparsak daha rahat olur. 4 kere 5 20. 6 ile çarptım 120 birim küp. Tamamı 120 birim küp yapıyormuş. 120 birim küp L doluyormuş tamamen. İyi de bana bazı parçalarını, bazı birim küplerini vermiş. Onları çıkarmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 şurada. 7 8 9 10 11 12 13 tane var arkadaşlar. O zaman 120'nin içerisinden 13 çıkarıyorum. 107 yapıyor arkadaşım. 107 birim küpe ihtiyacım varmış diyorum böylelikle bu konuyu da geometrik cisimler ve prizmaların hacmi konusunda bitirmiş olduk arkadaşım. Mutlaka soru çözüm videomuzu da izliyorsun. Hoşça kal diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.